Merhaba size bu kaydımda 11. nakşatra olan Purva Falguni nakşatrasından bahsedeceğim. Bu nakşatra Vedik düzende Vedik astrolojinin kullandığı yıldızlı zodyaka göre 13 derece 20 dakikadan 26 derece 40 dakika Aslan Burcu'nda yer alır. Tamamı Aslan Burcu'nda yer alıyor. E, bu konumlar e, Batı astrolojisine göre aşağı yukarı 7 derece ile 21 derece arasında Başak Burcu'nda e, bulunur. Güneş'e göre yani doğum günlerine göre düşünürsek aşağı yukarı 30 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar olan dönemdir Purva Falguni Nakşatrası. Ama tabii ki doğum saatine göre doğum yılına göre coğrafyasına göre 30 Ağustos ve 13 Eylül bir önceki ve bir sonraki Nakşatralara düşebiliyor. Yani 30 Ağustos Maga'da olabiliyor. 13 Eylül Uttara de olabiliyor. Ama on, bunlar dışında kalan yani 31 Ağustos'tan 12 Eylül'e kadar olan kısım kesinlikle Purva Falguni'nin Nakşatşası. Ama bu 30 Ağustos ve 13 Eylül e, için haritanızın çıkarılması gerekiyor. Yani Purva Falguni'de mi olup olmadığını anlamak için harita çıkarmak gerekiyor. Bu Nakşatşanın yöneticisi Venüs. E, Burcu da aslan olduğu için sanki adeta Venüs ve Güneş kavuşuyor gibidir. Yani çok ısınmış bir Venüs'ten bahsedebiliriz burada. Çok Venüsyen bir nakşatrıdır e, Purva Falmeni. Yani böyle hani hayatın hoşlukları, e, keyifli, eğlenceli yanları, işte sanat, tasarım, mimari, cinsellik, güzel yemekler, güzel objeler, evlilik, birliktelik, e, farklı şeylerin bir araya getirilerek uyum içerisinde devamı, üremek, şiir, müzik, dans, edebiyat, güzel sanatlar bunlar Venüs deyince akla gelen şeyler bunlar biliyorsunuz. Dolayısıyla PURVA Falcon Enak mensubu insanları bu alanlarda sıklıkla görebilirsiniz. Yani şeye bir bakın meraklıysanız araştırmaya astrotheme.com diye bir web sitesi var. Burada işte çok ünlülerin yani geçmiş ünlüler de var içinde sadece günümüz ünlüleri de değil. Doğum saatleri biliniyorsa da, bilinmiyorsa da oraya zaten bir işaret koymuşlar. İşte şeyleri var, doğum haritalarını çıkarabilirsiniz oradan. Orada, orada tabi Batı astrolojisine göre hazırlanmış bir database. Orada 7 ile 21 derece başak arasını şey yapın, araştırın, aratın. Yani çıkan isimlere inanamayacaksınız. Şu an işte Hollywood'un ya da böyle eğlence dünyasının, film sinema dünyasının neredeyse bütün ünlüleri e, ee, bu grupta bulunuyor diyebilirim. Yani çoğu tabii bütün değil de hani çoğu burada. E, ee, i̇şte mesela en hani en büyük isimlerden bahsediyorum. Bir de ben çok yeni yetme insanları da bilmiyorum böyle yaşım gereği. Ee, Madonna var mesela. Madonna'nın ayı Purva Falguni, Michael Jackson, Beyoncé, işte John Travolta'lar, Selma Hayekler. Bu kişilerin ya güneşi ya ayı Purva Falguni'nin akşatrasında bulunuyor. Ee, çok varlıklı kişiler de e, Purva Falgun'da olabiliyor. Venüs paranın da e, gezegeni biliyorsunuz. Refahın ya da hani böyle keyif sürmek için lazım olan bir şey para e, malum. E, o yüzden de bu keyif sürmeye yarayacak e, parayı elde eden insanlar da Purva Falguni'den olabiliyor. E, yine o astrotimden çıkardığım sonuçlara göre Warren Buffett mesela dünyanın en zenginlerinden. E, önemli bir fon yöneticisi. Onun da Güneş'i. Purva Falguni de Elon Musk. E, onun da Ay'ı. Purva Falguni de. Sonra böyle edebiyat dünyasından Tolstoy. E, Anna Karenina, Savaş ve Barış e, en önemli e, romanlarından biliyorsunuz. E, mesela e, hani kendisi tabii ki bir güzel sanat unsuru olan edebiyatı e, iş edinmiş bir insan. Anlattığı hikayelerde eee aşk hikayesi ya da böyle iki ayrı uç olan işte Savaş ve Barış'ın işte tezatı. Anna Karenina'da da keza bir tezat hikayesi var. Bir toplumun kurallarına uygun bir aşk yaşayan karakter var. Bir de uygunsuz aşk yaşayan bir karakter var ve bunların işte uygunsuz olanın trajedisi uygun olanın huzuru falan bunları görüyoruz yazılarında yani böyle şey var iki ayrı uç iki değiş iki zıt şeyin bir araya getirilmesi mesela Tolstoy'un romanlarında öğeler olarak da ortaya çıkıyor Kendisi de Güneş Purva Falgani biri Bir de şehirler doğum haritaları vardır ülkelerinde doğum haritaları vardır. Los Angeles şehri Purva Falguni. Zaten hiç şaşırmadım çünkü e, işte film sinema e, hatta da müzik endüstrisinin merkezi Hollywood'un bulunduğu yer. E, burası da Purva Falguniye güneşe sahip bir şehir. E, Falguni grubunu akşatıyorlar ki iki tane var. Biri Purva Falguni, diğeri de Uttara Falguni. Uttara Falguni ile ilgili kanalımda da bir kayıt var. E, bu gruplar e, evlilikle evlilik temasıyla çok iç içedir. E, evlilikten kasıt birliktelik, beraber olma, ortaklık, anlaşma. Şimdi e, Uttara Falguni dinlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. E, e, şeydi. Sembollerinden biri de işte yatağın, gelin yatağının e, arka ayakları e, idi. Purva Falguni ise ön ayaklarıdır. Yani burada bu şunu kastediyoruz: e, ilişkinin ilk zamanları Purva Falgun'idir, İlişkinin ilerleyen zamanları Uttara Falgun'idir. Yine ilişki teması vardır, e, ama ilişkinin çok farklı e, zamanlardaki hallerine e, işaret eder. Purva Falguni cici aylarıdır. O yüzden daha işte tutku dozu yüksek, arzuların daha yüksek olduğu zamanları gösteriyor ya da Hani olayı tamamen hani bir e, işte hani e, gönül ilişkisi ya gönül birlikteliğini de bağlamak durumunda değiliz. E, i̇ş ortaklığının da ilk zamanlarıdır. İlk zamanlarda hedefler konur, böyle heyecan daha büyüktür. E, işte bunlar önden hazırlanır sonra e, icraata geçirir. İcraata geçirilme kısmı mutlaka falgunidir ama iki ortağın, iki potansiyel ortağın bir araya gelmesi. İşte fikirlerini ortaya koyması, büyük hayaller kurması, bu uğurda yola çıkması, hevesle yola çıkması mesela Purva Falguniye aittir. Yani bu nakşatra birçok, özellikle iki uç şeyi bir araya getirme becerisine sahiptir. Çok fazla şey sahibi olabiliyor. Refah sahibi, birçok şeye sahip olabiliyor. Şeylere, objelere, eşyalara, mülklere... Ee, işte refah zevk e, aşk tadını çıkarmak hayatın tadını çıkarmak üzerine kurulu bir nakşatırı ve hatta e, purva falguni e, kelime olarak biraz etimolojik olarak e, değerlendirirsek e, şey anlamına geliyor purva falguni aslında e, geçmiş e, yaşamlardan biliyorsunuz hinduizmin e, e, Hani reenkarnasyon inancı vardır. Purva Falguni de geçmiş yaşamlarında iyi karması olan kişi anlamına geliyor. Geçmiş yaşamındaki iyi karmasının karşılığını, tadını çıkarıyor bu yaşamında gibi bir manaya geliyor. Yani geçmiş yaşamdan gelme iyi meyveler, güzel güzellikler anlamına geliyor. O yüzden genellikle böyle... Yani bir şeyin sahibi olmak adına başarılılardır. Bunları elde ederler. Bir aile şeyi de vardır. Ee, özellikle üreme konsepti. Bu sadece işte hani cinsellik ve sonrasında işte bir çocuğun doğması ya da e, e, yani neslin devamı falan anlamına da gelmiyor. E, yani bu e, şeyden soydan gelen avantaj anlamına da geliyor pürvefalgine. Dolayısıyla pürvefalgın insanların da Böyle anneden babadan ananeden dededen kalma e, mallar, mülkler, miraslar, anlamlı miraslar olabiliyor. Öyle değilse bile e, hayatında çok varlıklı kişilerle bir şekilde muhatap oluyor, karşılaşıyor. O kişiler buna bir el veriyor, e, sponsor oluyorlar düşünce e, yapmak istediği şeylere e, ve oradan yürüyor, kendi e, yaratabiliyor kendi e, refahını. Şimdi bunları dedim diye böyle bütün Purva, Purva Falgun'lar çok zengin, çok başarılı, işte hepsi birer Hollywood ünlüsü değil tabii ki. Ee, Purva Falgun'i e, yani zor e, görünümler alıyorsa tabii ki bunlar kısıtlanıyor. Daha rahat görünümler alıyorsa e, tabii ki avantajları daha da büyüyor. Nakşatra'nın tipi böyle Ugra tipi Nakşatra aslında. Hiç Venüs falan deyince aklı gelmeyecek bir tezat gibi duruyor. Ugra böyle sert anlamına geliyor aslında dişli. Burada şöyle bir şey var. Özellikle kadın erkeği farklıdır Purva Falgoni'nin. Erkeği biraz daha sert ve dişli modeldir. Kadını ise... Yani benim gördüğüm bu hani illa hepsi öyle olacak demek değil ama kadını daha yumuşak, daha kadın gibi, daha geleneksel manada kadın gibi ne kadar ünlü, başarılı, zengin falan olursa olsun. E, Profal günün kadınının böyle bir kadınsı tarafı vardır. Hani böyle daha hani erkeğin erkeğini daha önde tutan, e, hani biraz erkeğine ya da eşine şey e, ona daha çabuk uyumlanan bir hali vardır. Erkeği ise öyle değil. Zaten daha şeydir erkeği. Ee, yani erkeğini daha çok böyle hani tamam sanat dünyasında da görürüz ama iş dünyasında da çok görürüz aslında. İşte az önce Warren Buffett ve Elon Musk örneğini vermiştim. Hani bunlar en ünlüleri ama bayağı var. Özellikle de ya yani aslan tabii ki Burç. Ee, özellikle de ilk padası. Geleceğim oralara. İlk padası e, Navamsa'da da yani o da aslan Navamsa'sı oluyor. Aslan aslan oluyor. Tam bir e, yönetici, hani üst düzey yönetici profili ortaya çıkıyor aslında. Nakşata'nın deytisi, e, tanrısı, mitolojik tanrısı Baga. Böyle B-H-A-G-A diye yazılıyor. E, Baga refah, zenginlik, evlilik tanrısı aslında. E, yani evliliğin e, huzurunu ve devamını da korumakla görevli bir tanrı. E, i̇şte işte flört, cinsellik beraberliğin korunması bunların hepsi Bagaya ait aile üzerinden gelen miras az önce bahsettiğim ya da zengin sponsorlar bunlar da hep e, Baga'nın e, e, hayatını incelerseniz mitolojik e, açıdan Bun, bu unsurları onun hayatında da görürsünüz. Purva Purva Falguni e, refahı işte başarıyı e, etrafına da dağıtır. Yani etrafına hakkaniyetle de dağıtan bir figürdür. Öyle akşatıdır. Ama kendileri hep daha büyük parça, en büyük parçasını alır. Yani böyle pastası varsa bunu paylaşıyor ama en büyük dilimi kendisi yiyor. Ya da en çok sahneye o çıkıyor. sahnesi en büyük olan kişi o. Yani böyle bir Hollywood ünlüsünü düşünün. Ee, şey gibi yani hani bir ödül aldığında herkese teşekkürünü ediyor. Takdir ediyor ya da ünlü bir iyi bir şey, bir iş adamı olduğunu düşünün. Hani çalışanlarını takdir eder, onlara işte değer verir, iyi paralar da verebilir, güzel primler verir. Ama kendisi hep daha büyük e, dilimi, daha büyük sahneyi sahiplenir. Ya yani bir noktada böyle hani e, insanda şey oluyor ya işte çok, çok fazla parası olmasa bile e, Böyle bir sanat, edebiyat insanı haline dönüşüyorlar, özellikle de yaşlılıklarında. Hani Rönesans adamı derler ya onun gibi oluyorlar, adamı kadını neyse. Böyle şiir, müzik, dans, edebiyat, hani bunların böyle gustoları vardır. Ee, böyle şık ve zarif şeyleri e, bilirler. E, neyin neyle uyumlu olacağını bilirler. İşte güzel yemenin, güzel içmenin, e, işte nasıl olması gerektiğini bilirler. Ve bunu da bir şekilde hayatlarına e, katarlar. Şimdi bu kaydımı o dinliyordur muhtemelen. Benim yakın bir arkadaşım var, Falgun'un kendisi. Bu e, yıllar önce olmuş bir olay bu. İşte ev aldı kendine sonunda e, kiracılıktan kurtuldu, evine yerleşti. Ama ev alınca çok büyük borçlandı. Ama böyle parası yetmedi istediği kadar güzel eşyalarla evini döşemeye. Böyle aklında işte bir İtalyan ünlü bir dizaynına ait, tasarımcıya ait böyle bir koltuklar var. Onu almak istiyor ama korkunç pahalı. Ona da parası yok. Biz dedik ki yani tamam bir gün alırsın. Olana kadar en azından hani ne bileyim git iki Ikea'dan falan ya da ikinci el bir şeyler al. Şimdilik idare et. Sonra hani paran olunca istediğini alırsın dedik biz arkadaşlar olarak. Almadı. Yani kötü bir şey almayacağım dedi almadı ve boş salonda oturdu aylarca. Yerlere minderler koydu ve e, parasını biriktirdi ve o istediği tasarımcı mobilyasını aldı. Yani işte bu tipik bir Perva Falgun hareketidir mesela. Yani hani pratik olsun, işim görülsün, şimdilik idare edeyim yok. Hayır, o çok zevklidir kendisi. E, çok çok güzel e, hani e, Zayıf sadece parayla da olmuyor hani e, şeyi de çok iyi iyi bir gözü vardır neyin neyle yakışacağını falan bilir ve muhakkak onu e, onu elde edene kadar e, başka bir şeyle hani idare edelim e, kısmıyla da fazla takılmıyor bunlar işte pırlafa algınlığı hareketleri pırlafa algınlılar böyle güzel ortamlar severler güzel ortamları yaratmayı da becerirler e, iş dünyasında da mesela hani dedim ya az önce e, ön bir ortaklığın başlangıcı e, prova fazına aittir. Devamı hani asıl işin yapıldığı kısım orta fazına aittir diye. İşte burada da mesela o, o ortaklığın başlangıcında hani genellikle e, böyle hani şık salonlarda, yemeklerde buluşulur ya işte ortak olunacağı zaman. İşte güzel bir yemeğe çıkılır, iş yemeğine çıkıl, çıkılır mesela. E, orada konuşulur e, şeyler. E, işte ortaklığın ee, çok e, geniş e, prensipleri konuşulur en azından. Detaylarına girilmez ama sonra işte sonraki dönemde detaylarına girilir. Orada Uttara Falguni devreye giriyor. Şimdi pro Falguni'nin e, şey tarafı e, yani her yıldızın artısı var, eksisi var. E, artısı konuştuğumuz şeyler güzel. E, hani bir refah var, rahat var, edebiyat, sanat var, güzel sanatlar var. E, beraberlikler var. E, ama e, negatif tarafı da biraz e, tabi e egoizme varan e, aşırı hassasiyete varan durumları da olabiliyor kurva fallerin. Herkesin ve her şeyin merkezinde olma ihtiyaçları olabiliyor. Hep bir bana bakın bana bakın e, durumları da olabiliyor. Özellikle özellikle bir kibiri fazla çalıştırdıkları durumlarda bir çaptan düşme, gözden düşme durumları da olabiliyor. Yani normalde çok güçlü bir nakşatradır. Kolay kolay yenilmez. Ama gerçekten hani o fazla ilgi toplamaya çalıştığında ya da kibiri çok arttığında, egosu çok büyüdüğünde de sıkıntılar çekebiliyor. Ee, erkeklerinin biraz kadınlarla ilgili sıkıntıları olabiliyor. Bu kibir büyüdüğünde özellikle kadınlarla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yani e, genellikle böyle flört etmeyi ve bir partnerinin e, olmasını çok isterse ver. E, eğer zaten e, işte nötrse ya da pozitif görünümler alıyorsa bu konuda da şanslıdır. E, negatif görünümler alıyorsa bu konuda biraz tabii ki e, sorunlar yaşayacaktır. Ya da belki de bunu hani iş olarak e, üstlenmiş de olabilir. Yani bu e, işte kadınlarla alakalı, kadınların kullandığı ürünlerle, servislerle alakalı iş yapan insanlar da çok oluyor Purva Falguni'de. işte hani çöp çatanlar, düğün davet organizatörleri, işte gelinlikçiler falan gibi. Ya da işte kadın doğum doktorları, çocuk doktorları çokça çıkıyor yani aktör dedik model dedik işte sanatçılar müzisyenler dedik ama onun dışında ortaklıklar e, kuran işte şirket ortaklıkları olabilir bunları kuran ya da dağıtan e, işler yapıyor olabilirler. Prueva de bayağı boşanma avukatı da çıkıyor yani bir birlikteliğin sağlandığı gibi onun hakkaniyetli bir şekilde hani e, ayrılması da üstlenebiliyorlar. Genellikle böyle tatlı bir ses tonları vardır. Naziklerdir. Çok kibarlardır konuşurken. çocukları çok severler. renkli giyinmeyi seviyorlar genellikle. bir de böyle tabii ki Venüs olduğu için biraz kalori bol kalorili diyeyim. Yemeklere, gıdalara düşkün olma durumları olabiliyor. Böyle biraz alkol sevme durumları da keza olabiliyor. Aslında e, yani nakşatra olarak Rohini'yi çağrıştırıyor denebilir Purva Falguni. Ama Rohini'yi ben daha çok şeye benzetiyorum. E, ya flört dönemi gerçekten böyle nişanlılık gibidir Rohini'nin durumu. E, Purva Falguni'de de ise işte Cicimaylar evlenilmiştir. E, yeni evliliktir. Yeni başlamış bir evliliktir. Ee, şimdi Aslan takım yıldızında bulunan bir nakşatra'dan bahsediyoruz. O takım yıldızındaki ki ile da koyacağım resimlerinden birinde olacaktır. Döner durur görürsünüz. Orada e, şeydir. Aslan'da 3 tane nakşatra var. Maga ile başlıyor. Kafası, e, ön tarafı o yıldızda da görürsünüz. E, de, de, takım yıldızında da görürsünüz. Kafa ön taraf Maga. Orta kısım e, Pırva Falguni ve en uç kısımda da Uttara Falguni'dir. E, orta kısım... E, Sırt ve üreme organlarının bulunduğu yer. Ee, o yüzden de hani biraz hani üreme organlarının bulunduğu yer olması itibariyle cinsellik, üreme e, bu nakşatra'ya aittir ama e, bu organlarda yani negatif görünümler aldığında işte Purva Falguni'den bir negatif gezegen yani e, zararlı gezegen geçtiğinde falan e, bu bölgelerde hassasiyet olabilir yani Purva Falguni'nin sırtına ve üreme organlarına, onların sağlığına e, dikkat etmesi gerekiyor bu gibi durumlarda. E, Pura günü böyle biraz negatif görünümler alıyorsa aslında e, fazla keyfine düşkünlük e, ya da tembellik diyebileceğimiz e, durumlara da sebep olabiliyor. E, yani böyle hani o hamak e, sembolünü düşünün, güzel yatıyorduk şurada keyfimiz yerindeydi. Kim şimdi kalkacak da bir sürü işlerin peşinden koşacak gibi. Ee, bir düşünülebiliyor aslında benim gördüğüm profaldaniler öyle negatif görünümler almıyorsa şeydir ee, yani çok sıkı çalışırlar ee, ondan sonra da mı çalıştım hak ettim kazandım işte becerdim başardım benim bunun tadını da çıkarmam gerekir ben bunun tadını da güzel çıkacağım hak ettim ben bunu ee, yani hani sıkı çalıştım sıkı da e, tatilimi yaparım e, gibi bir mantıkları var yani e, iyi ya da kötü diye söylemiyorum ee, böylelerdir Onları genellikle böyle e, kaliteli tatil yerlerinde bulabilirsiniz. Belki bu durum için biraz bütçelerini de zorlayabilirler e, zaman zaman ama gerçekten hani e, orada iyi e, reşarj oluyorlar. Aslında böyle tükenmiş e, enerjilerini çok güzel doldurabiliyorlar. Böylece buna ihtiyaçları var çünkü. Şimdi gelelim e, Nakşatran'ın padalarına. Purva Falguni'nin birinci padası Aslan Navamsa'sına denk gelir. E, velik düzende 13 derece 20 dakikadan 16 derece 40 dakikaya kadar uzanan Aslan Burcu'ndadır. Burası Vargottaba oluyor. Hem e, Burcu Aslan hem de Navamsa Burcu Aslan. Dolayısıyla e, burası çok güçlü bir konum. Özellikle güneş için çok güçlü bir konum. Bu konumdan çok böyle üst düzey yöneticiler, yani yöneticiler çıkıyor yani çok üst düzey, herkes üst düzey yönetici olmak durumunda değil ama gerçekten böyle patronlar buradan çıkıyor daha çok. Biraz fazla egolar büyümüş olabiliyor tabii bu konumda. Ünlüler de buradan, buradan çok sık çıkabiliyor bu patadan. Müzisyenler, sanatçılar... Zaten biraz bu sanatçı tayfası daha çok bir ve üçüncü padalarından çıkıyor e, Purva Falguni'nin. Purva Falguni'nin ikinci padası ise Başak Navamsası'na denk geliyor. 16 derece 40'tan 20 derece Aslan Burcu'na dek uzanan bölge. Buradan işte çok tüccar, ticaret insanı çıkabiliyor, girişimciler çıkabiliyor. böyle çalışkanlardır. Özellikle Merküryen bir Navamsa olduğu için böyle hesaptan kitapları anlama, alışverişten anlama hani bunları getiriyor. Ee, özellikle bu gruptan e, ticaret üzerinden iyi, para, iyi paralar kazanan insanlar da çıkabiliyor. Yani Purva Falguni'nin e, biraz iş dünyası insanlarının hani daha e, daha çalışkan tarafı diyeyim patronları daha bir birinci pada buradan da patron çıkar gerçi hani burası biraz daha hani bizzat elini işe e, süren grup e, çok ekonomist falan da e, buradan çıkabiliyor bu gruptan. Üçüncü pada terazi navamsasıdır. 20 derece e, aslandan 23 derece 20 dakika aslana dek uzanan bölgedir. Üçüncü pada puşkar e, navamsadır ya da puşkara navamsa diye geçer şanslı dereceler anlamına geliyor. Bu terazi navamsası padasında e, venüsü çok kuvvetlendiğini görüyoruz. Yani işte böyle daha uyum, uyumluluk, beraberlik, ortaklıklar dinlenmek, keyif sürmek, tatil yapmak, danışmanlık vermek, iyileştirmek, karşısındaki insanı e, ruhani ya da fiziksel olarak iyileştirmek güzelliklerin tadını çıkarmak ve bizzat onları ortaya çıkarmak Hani kendisinin bir güzellikler yaratması işte sanat yoluyla da olabiliyor bu tarafta oluyor daha çok üçüncü pada da görüyoruz bunu yani bu grup biraz şansına fazla güveniyor da olabilir çünkü gerçekten diğer gruplardan biraz daha şanslı olabiliyorlar negatif bir görünüm almıyorsa genellikle talihleri şansları da dengeyi promote ederken işte daha uyumu, beraberlikleri, ortaklıkları e, kurarken kazanıyorlar. Yani bunu iş dünyası içinde düşünebilirsiniz keza. Hani doğru satın almalar, doğru ortaklıklar kurabilen iş adamları da keza. E, Venüs de paranın e, gezegeni biliyorsunuz. O da e, Pada 3 en şanslı grubu oluyor. Puşkar, Namamsa olması sebebiyle. E, Purva Falguni'nin dördüncü padası... E, Akrep Navamsasına denk gelir. 23 derece 20 dakika Aslan'dan 26 derece 40 dakika Aslan burcuna kadar olan uzanan bölgedir. Bu grup daha tutkulu, arzulu Akrep tabii ki. Hani tutkular daha yukarıda ve keza böyle savaşma kapasitesi de daha yukarıdadır. Tabii bu kadar tutkulu olma hali başına türlü sıkıntılar da açabiliyor insanın. Hani arzusunun peşine aşırı düşmekten ya da gözü karalıktan başına bazı sıkıntılar açabiliyor. Özellikle arzu duyduğu şey yani para ve Genelde arzu duyulan şeyler odur ya, ya para ya da işte e, aşk. Yani bu grup biraz daha e, duygu kontrolü daha zor olabiliyor diğer gruplara göre. E, e, şimdi Purva Falguni ortaklıklarla ilgili, beraberliklerle ilgili e, demiştik. Bu Akrep Navasası'nda böyle gizli ortaklıklar, gizli beraberlikler olabiliyor. Hani biraz arka plandan bahsediyoruz işte büyük ticari ilişkileri yönetmek e, isteyen kişiler olabiliyor. Tabi akrep namamsız olduğu için biraz böyle entrikalar, işte kıskançlıklar, çekişmeler, mücadeleler, rekabet içerisinde olabiliyor bu grup. Yani ona kıskançlık duyuluyor olabileceği gibi kendisi de aslında e, bazı şeylere kıskançlık duyuyor olabilir. Hani her iki taraf iki taraflı çalışıyor bu. E, yapan kişi de Purva Falgunipa'da Pada 4 olabilir yapılan kişide. Öte yandan tabii akribin bir adanmışlık ve aslında fedakarlık e, modu da vardır. Yani çok stresli durumlarda, çok tehlikeli durumlarda kendini büyük fedakarlıklar e, yaparken de buluverebilir Pada 4 yani biraz gözü karalık var e, bu Pada'da. İşte Amerika'nın suikaste uğramış eski başkanı JFK'in ayı e, Pruva Falguni Pada 4'te mesela. Yani Onun da hani ülke adına yapmak istediklerinin e, bundan rahatsız olan bazı gruplarca suikaste uğradığı iddiaları var. ya Muhtemelen de öyledir bu işler. Sadece burada e, hani anlatmaya çalıştığım şey bu pada gerçekten e, çok daha dişli ve mücadeleci ve gerekirse e, kendini de yakar e, duruma gelebiliyor. Yani e, toparlayacak olursam bu nakşatra genellikle rahatlama dinlenme zamanını e, isim geliyor. Genellikle böyle bir endişesiz olma hali şansına güvenme hali e, olabiliyor e, yaratılışlarında. Böyle çekicilerdir, duygusal ve şefkatlilerdir. Kadınları özellikle erkekleri de öyledir. Erkekleri biraz daha şey, daha sert, daha maskülen oluyorlar. İletişim yetenekleri kuvvetlidir. Bu yüzden bu sayede başkalarını kolay etkileyebilirler. Sosyal çevrelerde de bu manada başarılı oluyorlar. Sosyal etkinlikler, partiler, eğlenceli ortamlar buralarda vakit geçirmekten hoşlanırlar. Beraberliklerin yıldızı dolayısıyla e, genellikle yalnız kalmazlar. Yalnız kalmayı da çok tercih etmezler, sevmezler. O yüzden de ya evlilerdir ya uzun süreli bir ilişki içerisindelerdir. Yani çok negatif görünümler almıyorsa tabii e, genellikle biriyle beraberlerdir. Sanatsal yönleri güçlüdür. Naziklerdir, kibarlardır ve genellikle de aileden e, önemli bir miras kalma olasılığı yüksek. Kişilerdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka nakşatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.